açalım. Kemerimiz var. Önce bunları söküyoruz. Sonra çırtları açıyoruz. Şu fermuarlı sistem. Fermuarı açtık. Çadırımızın ebatı 2.20'ye 1.50. Araca göre bu ebat fazlalaşıyor. Daha sonra şu üstündeki koruma kılıfımızı çıkarıyoruz. Arabanın önüne doğru atıyoruz. Şöyle arabada gölgelik olmuş oluyor. Daha sonra yine aynı şekilde iç kemerleri var. Bunlar toplarken şeyin daha çadırın iyicene sıkışması, oturması için giderken araca zarar vermesin, ses yapmasın diye emniyetleri var. Şurada bir tane bunu söktük, tamam. Bunun çadırımız serbestte. Üstteki merdiveni şurada cırtı var. Şunu sabitlemek için. Önce bunu söküyoruz. Daha sonra arka tarafta kimi var. Kendini ölçek kilitlendi. Daha sonra robottan çekiyor. Daha sonra arabamızın boyuna göre nereden ayarlıyoruz. Bu şekilde açıldı.
lastiklerini sökeceğiz. Çadırın kolay toplanmasını fayda sağlıyor. Tamam. Midye midyeci. Kenarlarını açalım. Midye midyeci. Kızına gel hayatta. Midye midyeci. Kapat şimdi. Nereye gidersin? Camların gölgelerini takıyoruz. Burada geçme yerleri var. Tamamdır. Teşekkür ederim Yiğit'ciğim. Bu şekilde perdeleri açtık. Tamam. Şöyle. Gölgelikler. Çadırın avantajı dört tarafı açık olması. Bu sayede hava akımı oluyor. Hava akımı sayesinde içerisi serin. Güzel oldu. Evet. Merhaba hazır. Çıkalım bakalım. Evet. Çadırımız var. Şurada iki tane lastik görüyorsunuz. Germe. Bunlar çadırı açtıktan sonra sökebiliyoruz. Bunların amacı çadırın kapanırken kolay toplanmasını sağlıyor. İsterseniz bu perdeleri kapatabiliyorsunuz. Şu anda hepsi açık. İşte kapı tarafında sinekliği var. Daha sonra şu fermuarı var. Oradan kapatabiliyoruz. Şu şekil. İsterseniz bunu kapı olarak da kapatabilirsiniz şöyle. Gece yatarken var. Bu da aynı şekilde fermuarlı. Bu bizim çadırımız. Fermuar. Bir de tentemiz var. Şurada. Yine bu da aynı şekilde çadıra monteli. Şu şekilde. Burada. Bununla beraber. Çoğu arkadaş soruyor. Aracın üstte nasıl duruyor diye. Bu port bagaj aparatları var. Onların üzerine
monte ediliyor. Başka bir videomuzda tenteyi açıp göstereyim arkadaşlar. Şimdi bu kadar. Videomuzu izleyip beğenmeyi unutmayalım. Takibe devam edelim. Teşekkürler.